değerli basın emekçileri, değerli arkadaşlar, ben de sizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Basın toplantımıza hoş geldiniz. Dün 31 Mart'tı ve Türkiye yeniden 5 yıl aradan sonra yerel yönetim seçimlerini gerçekleştirdi. Türkiye haritasına baktığımız zaman aslında yerel yönetim seçimlerinin çok hızlı bir Mayıs seçimlerinden sonra siyasete nasıl büyük bir değişim yarattığını özellikle görmek açısından önemli. AKP-MHP ittifakının, Cumhur İttifakı'nın çok büyük bir kan kaybı, muhalefetin ise çok büyük bir yükselişiyle sonuçlanan bir 31 Mart yerel yönetim seçimine tanıklık ettik. Tabii bizim açımızdan genel sonuçların memnuniyet verici olduğunu ifade etmemiz gerekiyor DEM Parti açısından. Özellikle 2016 yılından beri kesintisiz olarak devam eden kayyum rejimine karşı halkımız, Kürt halkı gerçekten muazzam bir duruş gösterdi, muazzam bir cevap verdi. İradesini gasp eden, iradesine el koyan, kendi seçtiği belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini cezaevine gönderen, yetmedi. Her seçimde de hileye, hurdaya başvurarak sandıktan aslında iradeyi çalmaya çalışan anlayışa karşı muazzam bir zafer elde ettik. Ben bu zaferden dolayı, bu başarıdan dolayı bütün halkımızı kutlamak istiyorum. Emek veren, bu süreçte çaba harcayan her bir arkadaşımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Gerçekten halkımızın bu muazzam direnişi, bu büyük başarısı karşısında ne söylesek azdır. Hatırlarsınız Cumhur İttifakı ve Tayyip Erdoğan şunu söylüyordu. Takatleri kalmamış, mecalleri kalmamış diyorlardı. Yetmedi seçim meydanlarını savaş meydanlarına çevirerek sürekli bize seçim meydanlarında tehditler savuruyorlardı. Kürt sorunun demokratik barışçıl çözümü için biz el uzattığımızda, söz kurduğumuzda da muhatap almamız için rüştünüzü ispat edin diyorlardı. Çok açık ve net dün seçim sandıkları Kürt halkının iradesini, Kürt halkının bir kez daha partisinin etrafında kenetlendiğini, mücadelesini sahiplendiğini, dilini, kültürünü, tarihini sahiplendiğini ve bu faşizme ne olursa olsun diz çökmediğini, bu faşizme teslim olmadığını gösterdi. Bu açıdan da ben çok önemli bir sonuç olduğunu ifade edelim. Savaş çırtkanlığı yapanlar kaybettiler. Sınır dışı operasyon yapacağını ilan edenler kaybettiler. Barış isteyenler, Kürt sorunun demokratik çözümünü isteyenler, tecritin kalkmasını isteyenler, cezaevlerindeki siyasi mahpusların hızlıca tahliye edilmesini isteyenler, dilin, kültürün, tarihin, inancın tanınmasını isteyenler, yani halklarımız, Türkiye halklarının hepsi kazandı. Bu nedenle de oldukça mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Muhtemelen diğer ajanslardan da almışsınız ama bizim elimizdeki kesinleşmiş sonuçlara göre Türkiye genelinde 82 belediye kazandık. 3 büyük şehir bunlardan. 3'ü büyük şehir, 7'si il, 65 ilçe ve 7 belde DEM Parti'ye geçti. DEM Parti yönetimiyle bundan sonraki sürece devam edecek. Yine itirazlarımızın devam ettiği yerler var hali hazırda. Bu itirazlar da sonuçlanınca umuyoruz ve diliyoruz ki sandıkta yapılan hileler sonuçlanacak ve oraları da yeniden alacağız. Bitlis bunlardan birincisi. Çok az bir oy farkıyla şu anda bizden alınmış görünüyor ama itirazlarımız devam ediyor ve arkadaşlarımız o konuda da devam edecekler. Kentimiz açısından da süreci değerlendirmek istiyoruz değerli arkadaşlar. 2 aydır sağdayız, 2 aydır Kars'ta çalışıyoruz. Hepiniz de görüyorsunuz, sizlerle de sık sık bir araya geldik. Kars'ta neredeyse girmedik, ev sıkmadık, el bırakmadık. İki eş başkan adayımız Sayın Arzu Savaş ve Sayın Kenan Karahancı, il başkanlarımız, il yöneticilerimiz ve yüzlerce gönüllü çalışanımızla, partilimizle gerçek anlamda büyük bir çalışma yürüttük. Dün elde ettiğimiz sonuçlar itibariyle de şunu söylemek isteriz. Kars açısından da özellikle bizden alınan Kazman Belediyesi'ni geri aldık. Digor Belediye'mizi geri aldık. Yine kayyumla gasp edilen Dağpınar Belediye'mizi geri aldık. Bunların çok önemli başarılar olduğunu ifade etmek istiyorum ve bu başarıda emeği olan halkımızı, bütün partili yöneticilerimizi ve belediye eş başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi de yeniden kutluyorum. Her birinin emeğine, yüreğine sağlık. Toplam Kars için elde ettiğimiz şeyi ifade edersek, dediğim gibi 3 belediye aldık, 2'si ilçe, 1'si belde, 8 belediye meclis üyesi şu anda kazanmış durumdayız, 7 il genel meclis üyemiz var ve bunlarla da yeni dönemde halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Kars merkez açısından da şunu söyleyelim değerli arkadaşlar, şu anda belediyeyi almış görünen, aslında
yeniden ve yeniden gasp eden MHP ile aramızdaki oy farkı 3264. Biz 13.120 oy almışız. MHP 16.384 oy almış. Diğer partileri sanırım saymaya gerek yok. Zaten sizde de sonuçlar vardır. Aradaki fark 3.264. Peki bu kente getirilen, dışarıdan kaçak olarak getirilen seçmen sayısı kaç arkadaşlar? Ben sizinle onunla da paylaşayım. 3.821. 3.821 Karslı olmayan asker, polis, güvenlik gücü bu kente tatbikat adı altında yerleştirildi. Ve iki gün önceden seçime iki gün kala kente tur otobüsleriyle getirildiler. Yurtlar boşaltıldı. Öğrenciler yurtlardan çıkarıldı. Bu asker ve polisler yurtlara yerleştirildiler. Ki halihazırda o güne dair yurtlara yerleştirildiklerine dair ve yurt önlerinde çektikleri fotoğraflar da elimizde. Öyle az buz bir şey değil. Uzun namlulu silahlarla verdikleri pozlar elimizde. Biz bunu kamuoyuyla paylaşmadık, halkımızla paylaşmadık. Olası bir tedirginliğe mal vermemesi açısından. Ama niye geldiklerini, ne niyetle geldiklerini aslında çok iyi biliyoruz. Ve bütün bu sandıklara size birkaç tane tutanak örneği de göstereceğim. Tabii ki tahmin ettiğiniz gibi mevcut şu anda işte aday olan, Cumhur İttifakı'nın adayı olan AKP-MHP'nin MHP'sine oy basmış durumdalar. Yani 3821 taşımalı seçmen olmasaydı biz bu kenti belediyesini şu anda bizdeydi resmi olarak. O anlamıyla biz Kars'ta belediyeyi kaybettik meselesini asla doğru bulmuyoruz. Biz burada belediyeyi kazandık, belediyemiz gasp edildi. O anlamıyla bunun bir sandığa atanmış kayyum olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. AKP iki dönem üstesini gasp ettiler. Bu anlamıyla bir gaspla karşı karşıyayız. Yeni bir kayyumla karşı karşıyayız. Burayı Kars Belediyesi'ni kazanmış gibi görünen MHP'nin bizim açımızdan hiçbir meşruiyeti yoktur. Biz orada bir belediye başkanı oturuyor demeyeceğiz, demiyoruz da. Orada bir kayyum oturuyor şu anda. Valilikten bir partiye geçen bir kayyum süreciyle karşı karşıyayız. Biz ne yazık ki üzülerek söylüyoruz. 5 yıl daha bu kentin iradesi gasp edildi. 5 yıl daha bu kent bir kayyum tarafından yönetilmiş olacak. O anlamıyla hiçbir şekilde bir meşruiyetinin olmadığını, sandıktan çıkmadığını, halkın iradesinin tecelli etmediğini Kars için özel olarak belirtmek istiyorum. Tabii ki bu sandık irade gasplarının hesabını bundan sonra da sürdüreceğiz ve buna karşı mücadelemizi de kesintisiz devam ettireceğiz. Bu anlamıyla oylarımızı arttırdığımızda bir önceki seçime göre ifade etmek istiyorum. Sizinle birkaç tutanak paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bunlar onların genellikle kaçak seçmenin oy kullandığı sandıklar. Hatırlarsınız zaten dün ben de sandıkları gezdim. Orada asker olduğu çok açık ve net olan, dışarıdan geldiği çok açık ve net olan kolluk gücüyle de karşılaştık. Sorduğumuzda da nereden geldiniz? İl dışından geldik dediler. Yine sandık görevlilerinde şunu ifade ettiler. Şu saat itibariyle daha bir tane Karslı bu sandıkta oy kullanmamıştır sözünü de açık ve net bir şekilde ifade ettiler. Yani o anlamıyla bu sonucu tanımıyoruz. Bunun özel olarak altını çizmemiz gerekiyor. Ben size söyleyeyim, 1035 arkadaşlar, 1035 nolu sandık. MHP'ye çıkan oy 128. Diğer partiler neredeyse CHP'ye 24 oy çıkmış. Onun dışında bize 34 oy çıkmış. Bakın, 128. Blok. 1036 nolu sandık arkadaşlar. 178 oy çıkmış. Demaltı, evet. 1039 nolu sandık arkadaşlar. 165 çıkmış. Bize 4 oy çıkmış. 165. 1041 Cumhuriyet yine. 180 oy çıkmış arkadaşlar. Bize 6 oy çıkmış. 180 oy. 1042 nolu sandık. Bize 8 çıkmış arkadaşlar. 196 çıkmış. 1043 nolu sandık. 173 çıkmış. Bize 2 çıkmış. 173. Şimdi bunları arttırabiliriz. Bütün
bu taşımalı seçmenin olduğu sandıkların tutanaklarını ben rica ediyorum. Arkadaşlarımız hepsinin sandık sonuç tutanaklarını basınla ayrıca paylaşsınlar. Her birini incelediğiniz zaman aslında bu taşımalı seçmenin niye getirildiğini, bu kentte niye yer aldığını anlamış olacaksınız. Onun için diyoruz biz bu sonucu tanımıyoruz. Bu sonuç meşru değildir. Sandığa kayyum atanmıştır. Kars halkının iradesi gasp edilmiştir. DEM Parti'nin kazandığı belediye sandıkta çalınmıştır. Bu kadar açık ve net bir şekilde söylüyoruz. Ama bu hesapların halkın vicdanında karşılık bulmayacağını, böyle hile yapanların, böyle hukuksuzluk yapanların nasıl büyük kaybettiğini de 31 Mart seçimleri bütün dünyaya da göstermiştir. Bu seçimin kazananı DEM Parti'dir. Bu seçimin kazananı Kürt halkıdır. Bu seçimin kazananı burada yaşayanlardır, emek verenlerdir, halklarımızdır. Bu seçimin kaybedeni AKP MHP faşizmidir, Cumhur İttifakı'dır, savaş isteyenlerdir, Kürt halkını yok sayanlardır, partimizi yok sayanlardır, partimizi kapatmaya çalışanlardır, partimizi siyasetin dışına itmeye çalışanlardır. Bu anlamıyla kazandığımızı bütün Kars halkı bilmelidir. Ben Kars'ta da bu seçim sürecinde bize evini açan, bize güler yüzüyle karşılayan, her düzeyde yanımızda olan bütün hemşerilerime sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bize oy versin, vermesin, bu seçim sürecinde gösterdikleri demokratik olgunluk için her birine tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Hiç merak etmesinler, biz bu belediyeyi almışız gibi Kars'a hizmet etmeye devam edeceğiz. Kars halkıyla birlikte olmaya devam edeceğiz. Kars'ın sorunlarını, Kars halkının sorunlarını her düzeyde ve her zeminde dile getirmeye devam edeceğiz. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yarından itibaren bütün örgütsel çalışmalarımız kaldığı yerden devam edecek. Çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar ve basın mensuplarım, yaklaşık 3 aydır sahalardayız. Bizimle beraber emek veren, bu yolda yürüyen ve bizi yalnız bırakmayan basın emekçilere ve bütün halkımıza çok teşekkür ederiz. Vekilimizin de dediği gibi gerçekten kayyum atamayacaklarını bildikleri bir sürece girdikleri için sandıkta, Kars'ta kayyum, sandığa kayyum atadılar. Biz kaybetmedik ama Kars halkına kaybettirdiler. Biz bunu tanımıyoruz. Ve halkımızın da bunu tanımayacağını biliyoruz. Biz ilkeli tutumumuzda doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Ve öyle de davrandık. Maalesef biz burada demokratik bir zeminde seçim yaşayamadık. Çünkü bize karşı birçok güç birleşti. Ve vekilimin de değindiği gibi dışarıda 3800 seçmen getirerek Kars'ın iradesine el koydular. Yani bu büyük bir darbedir Kars'a. Ve 5 yıl boyunca maalesef daha önce yine MHP'nin başında bulunduğu belediyecilerde hiçbir hizmet alamayan Kars halkı yine hizmet alamayacak. Ama biz parti olarak üzerimize düşen sorumluluk neyse yine halkımızın yanında olacağız. Yine halkımızla beraber hareket edeceğiz. Kesinlikle hiç kimse modunu düşürmesin. Biz haklıyız. Haklı olan eninde sonunda kazanır. Bu hırsızlar mutlaka bir gün bunun hesabını vereceklerdir. Dün şuna şahit oldum. Gelen askerlerin bir gün için gelip de Kars halkının geleceği ve kaderi için oy verenlerin sonrasında gidip Kars'ın tarihi kültürel yerlerinde fotoğraf çekerek kendilerine bir anı paylaşmak istediler. Onların albümlerinde kirli bir anı olarak kalacaktır. Tarih bunun hesabını soracaktır. Ve mutlaka onların kesinlikle bu Kars halkının vebalini boyunlarında olacağını düşünüyorum.
Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Evet. Değerli basın emekçileri, hepiniz hoş geldiniz. Sayısal verileri değerli vekilimiz sizlerle paylaştı. Biz de halkımızın ve halkımızla birlikte yürüttüğümüz bu seçim süreciyle ilgili birkaç kelam etmek isteriz. Önce şunu söyleyeyim. Bunlar 2019'da bir memur kayyum atadılar. Bugün ise, dünkü seçimlerde ise taşıma oylarla sandık kayyumu atadılar. Onu önce belirtelim. Biz bunu kabul etmiyoruz. Kars halkı bunu kabul etmiyor. Kars halkı iradesini DEM Parti yönünde kullandı. Oylarımız açık. 3800'e yakın oylarını çıkarın. Onların bizlerden ne kadar geride olduğu net olarak ortaya çıkıyor. Bu bağlamda her ne kadar belediyeyi biz kazandık diyorlarsa da belediyeye yeni bir kayyum atandığını herkes bilsin. Kamuoyu bu konuda bilgilenmiş olsun. Bizim burada değerli arkadaşlar Kars halkına da bir çağrımız var ve gerçekten bu süreci birlikte yürüttüğümüz arkadaşlarımızla da bir çağrımız var. Onlara da basın açıklaması bazında birkaç cümle etmek isteriz. Değerli Kars halkı, değerli hemşerilerim, sizlerin onurlu duruşunu, özgürlük, demokrasi, barış mücadelesine inancınızı yerel seçimlerde verdiğiniz sorumlulukla dile getirmeye, zafer taşımaya çalıştık. Uzun bir süredir tüm imkansızlıklara rağmen, engellemelere rağmen ziyaret etmedik, yer kalmadı. Müthiş bir çalışma gösteren tüm partili yandaşlarımıza, arkadaşlarımıza, yoldaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İradesine, geleceğine sahip çıkan tüm Kars halkına da teşekkür ediyoruz. Belediyemize kayyum atayanlar, seçtiklerimizi yok sayanlar, bu seçimlerde de karşımızda seçimlerle birlikte girdiler. Kars'ta olmayanları, askerler, polisleri, kolluk kuvvetlerini taşıdılar. Rantçılar, hırsızlar ve bu bağlamda hareket edenlere baktığımızda artık yaptıklarının saklamaktan da çekinmediler. Bu hırsızlar dini satanlardır arkadaşlar. Bugün oruç tuttuklarını iddia ettiler, yemek yemediler, hak katında affının olmadığı belirtilen hakkımızı yediler. Bu kez seçilenlere değil, seçenlere, iradelerine kayyum atadılar. Tüm kayyumlardan ve kayyum zihniyetlerinden kurtulana kadar mücadele Kars halkına sözümüzdür. Bu şekilde devam edeceğiz. Unutulmamalıdır ki zulme rıza gösterenler, zulme rıza gösterip onları onaylayanlar değerli arkadaşlar bu zulmün de ortaklarıdır. Ve biz diyoruz ki yine dilsiz şeytanlardır onlar. Değerli arkadaşlar her şeyi çalmayı, haksızlık etmeyi kendisine düstur edilenlere karşı susanlar unutulmamalıdır ki bunlar doymazlar ve tekrar zulme devam edeceklerdir. Hakkımızı yiyeceklerdir. Haksızlığa, zulme karşı onurlu bir mücadele veren Kars halkına ise teşekkür ve milletlerimizi sunmayı bir kez daha borç biliyoruz. Haksızlığa karşı mücadelemizin asla bitmeyeceğini hırsızlar, zalimler çok iyi biliyorlar. Hakkımızı yiyeceklerdir. Haksızlığa, zulme karşı onurlu bir mücadele veren teşekkür ve milletlerimizi sunmayı bir kez daha borç biliyoruz. Haksızlığa karşı mücadelemizin asla bitmeyeceğini hırsızlar, zalimler çok iyi Kars halkına ise hakkımızı yiyecekler biliyorlar. Haksızlığa, zulme karşı onurlu bir mücadele veren teşekkür ve milletlerimizi sunmayı bir kez daha borç biliyoruz. Haksızlığa karşı mücadelemizin asla bitmeyeceğini hırsızlar bugün oruç tuttuklara zalimler çok iyi hakkımızı yiyecekler biliyorlar. Kars halkına ise zulme karşı onurlu bir mücadele veren teşekkür ve milletlerimizi sunmayı bir kez daha borç biliyoruz. Haksızlığa karşı mücadelemizi hırsızlar bugün oruç tuttuklara zalimler çok iyi hakkımızı yiyecekler biliyorlar. Kars halkına ise süreciniz olacak mı? İkinci sorun Atatürk Mahallesi, Atatürk Ortaokulu'nda bir sandıkta sadece 120 seçmene sadece bir kişi
Kaslı görünüyordu, o da Kazmalı. O sandık sonucu ne oldu acaba, bilgi alabiliriz mi? Tabii söylediğiniz sandığı şimdi numarasını bilmiyorum. Arkadaşlarımdan rica ediyorum. Bakalım hep beraber. Ama zaten bütün kütüklerine baktık. Biz yine basınla dün kütükleri de paylaştık. Daha önceden aslında bu veriler elimizde vardı. Hiçbiri buralı değil, hiçbiri burada ikamet etmiyor. Hepsi dışarıdan getirildiler. Normal koşullarda sizin bir iki yerde ikamet etmeniz, ikamet belgesi almanız için kolluk gidip oraya kontrol ediyor. Bu kişi burada yaşıyor mu diye. Ama gördüğünüz gibi bunun hiçbiri yapılmadı. Aynı daireye yüzlerce insan yazıldı, binlerce insan yazıldı. Çoğu askeri noktalar ya da misafirhaneler. Yani kapasitenin üzerinde diyelim ki 1000 kişi bir yerde kalıyor görünüyor. İmkansız olan bir şey. 2000 kişi bir yerde kalıyor. Hani hayatın olan akışı diye bir cümle var ya hukukta. Ona aykırı ama bu şekilde hukuksuz bir işlem yaptılar. Biz o zaman da hem İl Seçim Kurulu'na itiraz ettik hem Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz ettik. Ama ne yazık ki itirazlarımız kabul edilmedi. Biliyorsunuz Türkiye'deki seçim sisteminde Yüksek Seçim Kurulu kararları nihai karardır ve ona Yüksek Seçim Kurulu kararlarına karşı yargı yoluna başvuramıyorsunuz. Bu hukuksal olarak mümkün değil. Ama şunu söyleyelim, Avrupa'dan da gelen, yine Avrupa Konseyi'nden de gelen birçok heyet vardı. Gözlemci heyetler vardı, bağımsız heyetler vardı. Bütün bu heyetler de bu hukuksuzlukları takip ettiler bölgede. Örneğin komşu ilimiz olan Iğdır'a uluslararası bir heyet gelmişti. Geçen seçim bizim ilimizde de vardı. Bu heyetlerin tuttukları raporlar da uluslararası arenada raporlaşacak. Biz de bunu her zeminde söyleyeceğiz. Ben inanıyorum ki zaten hani biz Kars'ta şu anda evet ne yazık ki bunun sonucunu kötü bir şekilde yaşadık. Bazı yerlerde bu amacına ulaşamadı bu taşımalı seçmenler. Örneğin Iğdır'a da taşıdılar 6000'e yakın ama Iğdır'da bunu başaramadılar. Ağrı'ya taşıdılar, Ağrı'da bunu başaramadılar. Başardıkları yerler de oldu, başaramadıkları yerler de oldu. Zaten Türkiye'nin genel sonucunun kendisi, bölge illerinde bizim aldığımız kazanımın kendisi aslında bu kayyumcu anlayışa. Hem genel kayyum siyasetine hem sandığa atanan yani seçene atanmış olan kayyum siyasetine gereken cevabı vermiştir. Türkiye 1 Nisan sabahı itibariyle yeni bir sürece girdi arkadaşlar. Bunun özel olarak altını çizmemiz gerekiyor. Siyaset artık eskisi gibi kesinlikle akamayacak. AKP-MHP ittifakının kendisi çok muazzam bir güç kaybı. Halktan çok büyük bir tokat yediler. Bunu açık ve net söyleyeyim. Bölgeden çok büyük bir tokat yediler. Kürt halkından çok büyük bir tokat yediler. Hatta kaleleri gibi görünen Orta Anadolu'dan, Karadeniz'den de çok büyük bir tokat yediler. O anlamıyla ben bunun bütün Türkiye'de yeni bir demokratikleşmenin önünü açacağına inanıyorum. Bu faşizan, bu gerçekten ırkçı, Türkiye'yi tekleştiren, Türkiye'yi kutuplaştıran, Türkiye halklarını birbirinin karşısına konulan, savaştan çıkar ve medet ummaya uman anlayışa karşı, bu sermayeden yana olan iktidara karşı halkımız bir tavır ortaya koydu. Ben bu tavrın Türkiye'nin yeni siyasetinde büyük bir kırılma yaratacağını ve Türkiye'de her şeyin yeniden başlayacağını düşünüyorum. Onun için dediğim gibi başta da söyledim. Genelde 226 çıkmış, 1048, 224 çıkmış. Blok oy çıkmış yani. Blok oylarla almışlar. Bunu bütün Kars bilsin. Hiç kimse bu şehirde ben seçildim diye MHP'nin BD başkanı şu anda görünen ben bu şehirde seçildim diye gezmesin. Ben sandığa taşımalı seçmen getirdim kendimi sandıktan çıkarttım desin. Ama seçildim demesin. Çünkü biz onu seçilmiş bir belediye başkanı olarak görmüyoruz, tanımıyoruz. Bu kadar açık benim. Sayın Başkanım özellikle bunun taşımalılıkta Kars Milletvekili Adem Çalkın'ın da çok büyük payı var. Ona da illaki bir söyleyecek bir şeylerimiz lazım. Halkımız onu zaten evet, yani gerekli şekilde değerlendiriyor. Benim ekstra hiçbir şey söylememe gerek yok. Bütün Kars halkı bu hukuksuzlukları da biliyor. Kayyumun yanında yer alanları da biliyor.